vicdanlarımız sanki radyasyona uğramış. Klişe haberler hiçbirimizde tek bir vurgu yapmadan bir anda gelip geçiyor. Herhangi bir ajans haberinde klişe cümleler art arda sırıtıyor. Bu sabah şu kentte yapılan operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Peki o 30 kişiye sonra ne oluyor? O 30 kişinin anası, babası, eşi, çocukları ne yapıyor? O 30 kişi kaç gün gözaltında kaldı, hangi suçlamayla cezaevine yollanıyor? Onların çocukları, anaları, babaları, eşleri, geride kalanlar hangi haberi bekliyor? O ailelerin yakınları, komşuları gözaltıyla ilgili ne düşünüyor? Derken bir başka ajans haberi. Bu sabah eş zamanlı operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı. Derken bir başka ajans haberi, bir başkası, bir başkası. Herkesin kanıksadığı, hiç kimse de iz bırakmayan, önünü arkasını merak etmek bir yana, dinleme zahmetine bile katlanılmayan ajans haberleri. Unutulan binlerce insan, kim o insanlar, suçları ne, ne yerler, ne içerler, hapiste ne yaparlar, aileleri nasıl geçinir? Hapishanelerde unutulan binlerce insan, bu kadar duyarsız mıyız biz? Bu kadar katılaşmak, aralarında hiç mi tanıdıklarımız yok? Herhangi bir günün, herhangi bir saatinde o tanıdık kişilerle ilgili acaba şu anda ne yapıyor düşüncesine kapılıyor muyuz? Yoksa perdeler çoktan mı inmiş ve sıkı sıkıya kapalı mı? Hiçbir tanıdık olmasa bile aylardır yazılamayan iddianameler, aylardır bir kez bile mahkeme yüzü görmeden yaşanan kahredici yalnızlıklar ve onların hapiste olmalarına alışan koca bir ülke. Dehşet bir vurdun duymazlık. Elden ne gelir ki diye kendini avutmak. Hayır, avutmak değil, kandırmak. Bir mektup. Kim olduklarını bilmiyorum. Yakınları hangi ne nedenle cezaevinde bilmiyorum. Suçları var mı yok mu bilmiyorum. Bildiğim binlerce insanın aylardır hapiste yattıkları. Onların yakınlarından çok sayıda mektup alıyorum. İstisnasız hepsi toplumun duyarsızlığından, medyanın kendilerini dinlemediğinden, bin türlü başvuruya rağmen haklarını bile arayamadıklarından yakınıyor. İşte 3 gün önce gelen o mektuplardan biri. Özetle, Bilkent Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bir yerlerden burs bulabilirsem, Ocak'ta babası 8 aydır iddianamesi bile bulunmayan bir dosyadan dolayı tutuklu bir hukuk mezunu olacağım. İnsan hakları başvurularıyla ilgili yazdığınız yazı üzerine bir mail atmak istedim. Acılar rakamlarla ifade edilemiyor diye bitirmişsiniz yazınızı. Biz babam için başvurulacak her yere başvurduk. Ahim dahil. İlk ilgileneceğim dosyanın babamın ahim dosyası olacağını hiç tahmin edememiştim. Cezaevine beyaz çamaşır götürme klişesini yaşayacağımı da hiç tahmin etmemiştim. Emin olun çektiğimiz acıların haddi hesabı yok. Şimdi diyeceksiniz ki ben ne yapabilirim ki? Ben sadece farkındalık yaratılmasını istiyorum. Hiçbir basın organında bu hukuksuzluklar yer almıyor, aldırılmıyor. 22 yaşında cehennemi yaşayan bir gençlik var. Benim için en acısı baba kelimesini aylardır sesli söyleyememiş olmam. Bir yazınızda da bizlerden bahsedip bir farkındalık oluşturursanız, o rakamlarla ifade edilemeyen acılarımıza bir nebze merhem olursunuz. Dediklerimin doğruluğundan şüphe ederseniz Rıza Türmen İnsan Hakları Hukuku hocamız beni tanır. 2 gün önce kendisine sunum yaptım. Hiç tanımıyorum bu e-mail atan öğrenciyi. Ancak yazdıklarının doğruluğundan neden şüphe edeyim ki? Şüphe mi? Sadece acı duyuyorum.